Herkese merhabalar, yeni bir video hoş geldiniz. Ben Alaaddin 61 ve arkamda duran yepyeni Volkswagen Golf 8. Bu gördüğünüz Golf'un rengi Moonstone Gri diye geçiyor. Ve başlangıç fiyatı Hollanda'da 25 bin euro. Bu sürdüğümüz araç 41 bin euro civarında. Ve bu videoda neler yapacağız arkadaşlar? Test sürüşü yapacağız. Şehir içi ve şehir dışı otobanda yani. Değişik paketler var. Life, Business, Style. Bu gördüğünüz araç Style. Ayrıca R-Line Sport paketi de seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz araç 1.5 ETSI. Test sürüşünde detayları anlatacağım arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca Alaaddin 61'e abone olun. Teşekkürler. Beygir gücünde 250 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanması 8.4 saniye, maksimum hızı 224 km saatte. 7 ileri otomatik DSG çift kavrama şanzımanı var. Yakıtı 4.7 litre 100 km'de ortalama. 4 litre uzun yolda, 5.8 civarı da şehir içi. 50 litre benzin deposu var. Aracın boyutları değişmedi. Yani yaşam alanı, kabindeki yaşam alanı aynı. Onu söyleyebilirim. Dışını değiştirdiler, içini değiştirdiler. Biraz daha sportif bir hava kattılar. Gidişi güzel, direksiyon hissi biraz ölü. Volkswagen grubunda olduğu gibi tam, yani biraz ortada diyeyim size. Öyle keskin bir direksiyon hissi yok. Ama bu bir anlamda iyi çünkü relaxed, yani öyle rahat bir sürüş sağlıyor Volkswagen grubundaki araçlar. Yolda her şeyi aktarmıyor size ne olup bittiğini. Ayrıca süspansiyon sistemini çok beğendim. Çok rahat, aşırı rahat. Zaten Volkswagen'lerden bildiğimiz gibi. Konforta aldığım zaman daha da rahat oluyor. Bunu çok iyi başardı Volkswagen. Bir de öyle hatchback gibi hissettirmiyor. Büyük araba gibi hissettiriyor. Onu da beğendim. Aşırı rahat bir araç diyebilirim. Ses yalıtımı da çok iyi. Birazdan otobana çıkacağız. Onu da görürsünüz. Zaten bu 7 ileri DSG otomatik şanzıman aşırı iyi çalışıyor. Hiç hissetmiyorsunuz neredeyse vites değişimlerini. Vites kolu gitti. Herkes şikayet ediyordu. Küçük bir düğme gibi bir şey geldi. Beğenirsin, beğenmezsin ama bence yakıştı. O lanet olası direksiyon gitti arkadaşlar. Tabi şaka amaçlı söylüyorum bunu. O eski direksiyona bayağı yorum geliyordu. O eski direksiyon gitti arkadaşlar. Volkswagen amblemi bile değişti. Gördüğünüz gibi. Altı düz bir direksiyon sizi karşılıyor Style paketinde. Ve şu göstergeler, şu Active Info Display Digital Kadran standart olarak tüm modellerde var arkadaşlar. Burada sağdaki, soldaki bilgileri değiştirebiliyorum.
Mesela silebiliyorum da istersem. Dinamik sinyal lambası var arkada. Audi'lerde olduğu gibi. Bir önceki modelde olduğu gibi de. Dediğim gibi paketler Life Business ve Style arkadaşlar. Bu sürdüğümüz araç Style. En lükslerinden biri diyebilirim. Ayrıca R-Line var. Motor seçeneklerinden birazdan bahsedeceğim otobanda. Golf yıllardır çok satan bir model. Niye olduğunu görebiliyorsunuz. Büyük araba gibi hissettiriyor. Şimdi ambiyans aydınlatma ön kapılarda ve arka kapılarda da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve neden çok sattığını ben anlayabiliyorum. Yani her şey yerli yerinde. O birincisi. İkincisi çok klasik görünen bir konsol anlayışı var ama çok modern aynı zamanda. Ekranlar olsun, konulan yerleri olsun, mesela ekranın yeri, düğmeler, burada orta konsol, sade ve şık, kablosuz şarj var. Böyle çok sade bir anlayışa büründü şimdi yeni Golf 8. Ama aynı zamanda da çok şık. Şurada ortada 4 tane düğme var. Şurada klima tuşları var. Göze batmıyor. Bu şekilde yapmışlar. Zaten bir tutan modeli fazla değiştirmeye gerek yok bence. Volkswagen de aynısını yaptı. Şimdi otobana çıkalım arkadaşlar. Orada da teste devam edelim. Arkadaşlar değişik motor seçenekleri var. 1.0 TSI benzinli 90 beygirlik var ve 110 beygirlik TSI var 1 litre. 1.5 TSI'ya geçtiğimiz zaman 130 beygir gücünde. Ondan sonra da 150 beygir gücünde 1.5 eTSI var. Gördüğünüz gibi sürdüğümüz bu araç. Dizeli var. 2.0 dizel 115 beygir ve 150 beygirlik var. Paketleri zaten söylemiştim. Fiyatını da söylemiştim. Kablosuz şarj sistemi çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi otobanda ilerliyoruz. 120 kilometre hızla gidiyoruz. Ve Volkswagen Golf'un ilgi alanına girdik şu anda. 120 kilometre hızla gidiyoruz ve ses yalıtımı çok iyi. Neredeyse Passat gibi. Geçen sürdüğüm Octavia'dan hemen hemen aynı Octavia gibi. Bir tık daha iyi diyebilirim. Bunu şimdi A serisiyle kıyaslamam lazım. BMW 1 serisiyle kıyaslamam lazım. Ve Audi A3 bildiğiniz gibi. Hepsi şimdi önden çekiş. BMW de önden çekiş. Aralarındaki fark baktığım zaman sürüş anlamında BMW keyif veriyordu eskiden. O da şimdi sıradan gibi bir şey oldu diyebilirim. Ama tabii ki direksiyon hissi buna göre çok daha iyi. Mercedes'e baktığım zaman benim görüşümü söylüyorum. Kokpiti çok daha güzel A serisinin. Fiyatlar tabii ki fark edebilir. Audi A3'e baktığım zaman yeni Audi A3 kesinlikle güzel olacak. Ekranları falan içi. Ama Audi'de de hepsi hemen hemen birbirine benziyor. Ona sinir oluyorum. Yine BMW, Mercedes'te biraz daha farklılıklar görebiliyorsunuz. Volkswagen'e gelecek olursak her zaman ödediğiniz paraya göre çok araba veriyor size. Öyle söyleyebilirim. Yani kaliteli işçilik var. Tabi bazı DSG bozulan oluyordu bazı modellerinde eskiden. Onu çözdüler diyebilirim. Çok aşırı rahat bir sürüşe sahip. Uzun yolda
kullanabileceğiniz rahat bir araç, aile aracı diyebilirim. Bazı şeyleri mesela BMW, Mercedes, Audi'ye göre çok daha uygun bazı özellikler. Mesela Mercedes, BMW'de özellikleri full aldığınız zaman bayağı pahalı olabiliyor. Mesela bu Golf'ta neyi eksik? Kesinlikle güzel bir araç. Ambiyans aydınlatmayı eklemeleri çok iyi oldu öne ve arkaya. Dolu dolu bir araç oldu. Bir önceki Golf'u da çok beğeniyordum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Sadece ondaki navigasyon ekranı biraz aşağıdaydı. Bu biraz yukarı alındı. Güvenlik açısından bu çok daha iyi. Yani dikkatiniz dağılmıyor. Active Info Display, yani bu dijital kadran standart olmasını çok beğendim. Biraz hızlanalım. 90-100, 110-120, 130. Köklediğiniz zaman biraz bağırıyor araç, o da gayet normal. 1.5 ETSI ile birlikteydik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizin Golf hakkında düşünceniz nedir? Lütfen yorum yapın videonun altına. Alaaddin61'e abone olun. En yeni videoları ilk olarak siz görün. Ayrıca bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Biraz daha anlatmaya devam edeyim. Koltukları yandaki kişi için manuel. Bu sürücü koltuğu elektronik arkadaşlar. Ön, arka, sırt kısmı tamamen elektronik. Bel kısmını şişirebiliyorsunuz. Yanları çok iyi destekliyor bu araçta. Yani virajlarda sizi yerinizde tutuyor diyebilirim. O bakımdan da beğendim. Tabi bunlar style paketine özel koltuklar. Diğerleri biraz daha düz olabilir. Bunun manueli de var. Şu anda sürdüğümüz DSG otomatik. Tabii ki her zaman otomatik seçerdim ben. Şurada bardaklık var bir tane. Ama bu kapak yok. Yani kapak gitti arkadaşlar. Burada bir kapak olsaydı daha iyi olabilirdi. Fiziki düğmeler de kalktı. Şurada 4 tane düğme var. Şurada küçücük düğmeler var. Değiştirmişler o konuda. F1 vites kolları tabii ki var. Bir de benim dikkatimi çeken, yani şu direksiyon biraz daha kalın olabilirdi. R-Line seçtiğiniz zaman öyle olacaktır eminim. Spor paketi seçtiğiniz zaman eşya gözleri bayağı büyük. Ayrıntılı videosunu çekmiştim zaten. Onu Alaaddin61 YouTube'da görebilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.